Hey. Hey, 500 bin olduk. Tam yayını kapatıyordum ki 500 bin olduğumuzu fark ettim. Hey. Ah be, 500 bin ödülünün şeyi gelmedi yayına. Ve 500 bin ödülünün şatafatını göremeden kapattık. Neyse. Hello's, hello's. Değerli dostlarım, hoş geldiniz. Evet, son videomuzda hatırlarsanız nerf sonrası metaya uygun olan metada ladder hızla tırmanabileceğiniz desteleri incelemiştik. Şimdi de yarın sezon sonlanıyor. Sezon sonlandıktan sonra ladder'ı hızlı tırmanıp Diamond 5'e hızlı gidebileceğiniz destelerden biri olan ve o destelerin içinde de bir önceki videoda incelediğimiz Mining Paladin, Agro Paladin'in yeni versiyonunu, aslında her şey neredeyse aynı. Bir önceki Mining Paladin videomuza da tekrar dönüp bakabilirsiniz. Daha detaylı bir inceleme için orada detaylı incelemiştim. Bu sefer detaylıca kartların üstünden geçmeyeceğim. Çünkülük aynısı. Sadece o videoda nerf'ten sonra mı çekmiştim, nerf'ten önce mi hatırlamıyorum. Örneğin şu kart orada 3 kart mı sanılıyordu, 4 kart mı? Şu an hatırlamıyorum ama işte bir takım öyle değişiklikler vardı bu destede. Bu kart 4 manaya çıkmıştı 3 manadan ve artık 4 tane kart iniyordu falan. Lan. Ay 4 kart inmiyor, özür dilerim. 2 kart sanmınlıyor. Eğer Final'da oynamayı başarırsanız 3 kart sanmınlıyor. Eskiden taunt yapıyordu, artık taunt yapmıyor falan filan. Mining Paladin destemiz budur. Kendisi agro bir destedir. Oyunu hızlı bitirmeye odaklanır. Kartlarını bufflayarak rakibi hızlı bir şekilde bitirmeye odaklanır. Excavate'i tamamladıktan sonra bunun treasure'ı, ödülü yani sahadaki battle elindeki ve destesindeki tüm kartları artı 3 buff veren, artı 3 artı 3 bir buff veren bir minion iner ve şişirir tüm elini ve destesini. Bu şekilde de Little'a ulaşabilir. Bir farklılık bu destede ek olarak bir tane Miracle Salesman'i çıkartıyoruz. Onun yerine yeni kartımız 10. yıla özel gelen Heart Stonebrew adlı kartımızı kullanıyoruz. Bu da oyunu eğlenceli bir hale getirebiliyor ve ekstra kazanma koşulu yaratabiliyor işlerin kötüye gittiği noktada. İlk defa deneyeceğim, ben de bununla daha önce hiç oynamadım. Birlikte deneyelim bakalım ne kadar iyi şu anda. İş yapıyor mu hala? İzleyip görelim. İş yapıyor, gözüküyor istatistik olarak. Hadi maça geçelim. Ve bir Paladin vs Paladin, yine Mirror matchup'la karşı karşıyayız. Çok şanslıyız değil mi? Her zamanki gibi başlangıcı Mirror'la yapıyoruz. Harika. Harika. Ne güzelmiş lan adamın bu arada. Hirosu çok tatlı. Biraz çirkin ama. Vay. Bunu niye çekmedin lan? Senin ben oynayacağın karta. Ya %50 şansım vardı, indiği karta bak. Oo, Mirror değil. Arkadaş Earthen.
Ya bu desteğe de Miracle Salesman'dense. Gerçi Miracle Salesman 1 mana ya. 52 Stormbrew ineceğiz, öyle gözüküyor. Ya bizim full facelememiz lazım ama. Face ya. Şöyle bir korumaya alalım şu çocuğu. Bu çocukla belki tek atarız. Bu yüzden bunu saklamam gerekti. Hadi bir Shroom Cavate. Yani Shroom Cavate'ler bizi sevindirdi mi? Yok. Bayağı önemli bir hamle yaptığımızı düşünüyorum. Herhalde bu win koşulumuzdu. Tamam, iki kere Tears of... Tears gelmiş ya, çok iyi. Hello, see you. See you next time, brother. Adren versus the Lich King. Adren versus Lich King. Hard Trace kullanamadık bir önceki maç ama belki bu maçlarda kullanırız. Bir kere kullanmak istiyorum ya bu denemelerde. Yani becerebilecek miyim? Gelen kartları kullanmayı becerebilecek miyim? Bilmiyorum. Ama bir kere görmek İstiyorum aççası ve setçası. Liadrin. Hero power artı. Face alacağız gibi. İlginç, bunu öldürmeyi tercih etmedi ama ha, hero power kullanırım dedi herhalde. Bakayım bundan ne bulacak. Rush mash bulmasa bari. Ha. Okay. Onun trade'ler o çocuk. Bu. Bir sonraki tur Boogie Down turu.
Hero Power artı Face. Ay, Hero Power nereden çıktı şey? Kobold'la. Öyle öyleli. Okey. Evet, aklım varsa kardeşim zaten board'da miyim bırakmazsın. Hero Power, Face, sonra bununla da bunu trade'leriz. Az Hero Power'ı. Wow, daha bile güzel. Daha bile güzel hamle, daha bile güzel. Boom. 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 İki kere excavate yapamadık. Top deck'ten bir Shroom Scavate gelir. Wow. Destroy mu var? Ne var? Yok bir şey. Hızlı bir win oldu. Hızlı win oldu. Niyetimiz böyle seri winler göstermek. Tam olarak sezon başladığında da senden bu performansı bekliyoruz sevgili Paladium. Ratan tatatatan deridin gütütütütün. Aa, cinayet. Cinayet. Ulan, ben senin anan mıyım? Üstündeki adam mıyım ki gelip beni tehdit edeceksin? Yok, pardon. Gözüme baka baka beni tehdit edeceksin. Öyle bir şey diyordu değil mi? Şimdi dostlar, bağrı yanık dostlara da merhaba dürürü. Boynu bükük eşlere de. One dose solves any problem. Yılan. Yılan. Candle much lighter. Candle much. Ne diyor? Much lighter mı? Candle much lighter mı? Shroom Scavette. Ulan iki seferde aşabiliyoruz bu çocuğu ya. Niye böyle bir şey yaptım? Just use more. Mom. 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 Yani tuhaf bir şey yaptım. Ne yaptım ben de anlamadım. Şuna basabilirdim. Ya çok bir şey fark eder miydi? Şu an bunda olacaktı Winfrey. Buna hero power atmaktansa bunu atardı. En azından 3-3 adam çıkardı sanırım. Böylesi daha mantıklı olurdu. Bilemedim.
karar veremedim o an. Şundan güzel bir şey bekliyordum açıkçası. Coin dışında. Wow. Arkadaşımıza ne güzel şeyler geliyor. Bize ne TikTok şeyler geliyor. Evet. Aa. Çok güzel hamle. Çok güzel hamle. Yani. Şimdi şuraya güzel bir Amethyst inebilirsem board clear olmadan çok iyi olacak ama. Güzel. Güzel bir Amethyst inebiliyoruz. Biriniz hayatta kalırsa ne titan geliyor. Bir manaya titan mı inilir abi? Ha, bu ne? Ha, bu tırt. Konsit geldi galiba. Sıkıntı yok. Bu. Bu bu bu. Şunu saklamak istiyorum. Birine Hero Power Rush bir 3-2'lik falan plug. Eğer plugsa 3-2'lik bir kartını Hero'mla faceleyeyim. Yerdeki kartıma da 2 puan güç vereyim diye, ama hemen tabii ki top deck'ten de geldi. 2 tane elimde oldu gereksiz bir şekilde. Olur. Sever.
Vurmamayı tercih etti çünkü 1-1 onunla bol bol board'umu temizleyecek o yüzden. Mesela bunun için özellikle. Hem 500'üne biz vuralım. Bir de o eğer, gerçi yüzüyle trade'lemez yani, her türlü hero power'la şeyle temizler ama 5 vuralım yüzüne ya. Belki kafalamak ister. Hero power basmak yerine. Ha? Allah Allah. Yani üstüme plak yollamak için böyle tercih etti. Sanıyorum benim tercihim daha farklı olurdu. Oha! Helye gelecekmiş bu tur, o yüzden önden yollamış flagları. Yani normalde bunlardan biriyle trade'lemeyi tercih edebilirdim ki, etmeli miyim acaba? Ya Little'a yaklaştırayım ya. Trade etmek istemedim şu an. O trade'lesin abi. Normalde Paladin oynarken her zaman temel kralım odur çünkü yani. Bırak adam trade'lesindir ama şimdi Excavate'den çıkacak 2 buff. Buna 2 buff verip şuna vuracak falan, üzüleceğiz diye de korkuyorum ama. Yok tamam, üzülmedi ki, o anlamda üzülmedi. Ama o hayatta kaldı, trade'lemek zorunda kalmadı. Onun için öyle bir güzellik oldu. Tatsız. Bedelsiz bir spell çekildi. Taunt Mount inmese bari. O da güzel. O da güzel. Yok mu anam babam bir Keeper of Strange? Bunların da hiçbirini veremiyorum ki eline. Bize yazık olacak yani. Şunu versek eline kim bilir ne çeker. Ki çektiğini kullanmamış bile.
Excavate'den çektiği bir kartı var. Ne versek eline sıkıntı. Şöyle 6'ya 6 Divine Shield'lı bir şey olsa yine full trade'leyerek aşabiliyor. Evet, devam edelim. Boogie Down çekemediğimiz turlar bizi çok zorluyor abi. Boogie Down önemli. Oh. Öldük lan. Beş. Öldük. Hero Power zaten. Hero Power. Evet. Olmadı. Bir şamanla karşı karşıyayız. Ulan bu el yoksa kullanır mıyız be? Ha? Bu el şu hartı bir kullanmasak mı ya videoda? Kullansak iyi olur. Ama bakalım kısmet olacak mı şimdi? Totem de bizden agro yani. Biz agroyuz. Bir agro var. Bir de benden içeri. Tırsıyorum ki şimdi bu arada bir yayılacak şu totemleriyle. Pata 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 pata. Ya şu gold spanner ne çok hoşuma gidiyor. Bu destede böyle çok az kart draw varmış gibime geliyor ve kendimi hiç güvende hissetmiyorum bu destede. Yani şuna izin vermeyelim tabi value almasına. Your next spell costs one less. Deme. Şöyle. Bam. Bam.
Yani bunu da mesela aslında dağıtmayı tercih ettim. Hani birine skill atarsa diğeri hayatta kalsın falan diye, ama ne kadar mantıklı ne kadar değil yine çok kestiremiyorum tabii. Yani belki bunu daha güçlü kılmam, daha zor yıkılmasını sağlamam daha mantıklı olurdu falan diye. Yani sonuçta alansız spell de atabilir ama. Yani hayat diğer türlü de bir şey ifade etmeyecekmiş. Edecek miydi yoksa? Belki de edecekti değil mi? Bir Divine Shield'ını kıracaktı. 3 de canı olacaktı. Belki de ölmeyecekti böyle opsaydık. Ama belki de öldürecek başka bir şey vardı. Bilemiyorum Altan. Bilemiyorum. Evet. Give a friendly minion. Aa. Yok canım. Bu güzel. Bu iyi. He. Tamam. Divine Shield'ımızı parçalayıp onu çıkarttık. Bir defa kullandım da spell'i bir an yanlış mı anladım dedim. Wow. Nice. Badlands. Ya bu oyunun müzikleri falan her şeyi çok başarılı ya. Müzikleri, animasyonları. Güzel oyun lan Blizzard. Aferin lan Blizzard. İyi oyun yapıyorsun hala senelerdir. Diğer oyunların aksine Hearthstone'un kafa ekibi biraz zeki. Hadi be, bir win daha ver be. Şunu inmek istiyorum ya gerçekten, bilmiyorum. Little gelirse de Little atmayıp bunu dener miyiz? Yapalım o manyaklığı. Eğer elime Little gelirse size sadece kazandığımı gösterip, ama bunu görmek için bunu deneyelim falan. Tabii kazanabilecek miyiz bilmiyoruz ya. Ne manyaklıklar yapacak Allah bilir. Oh. Şimdi mesela yani gönül ister, şimdi bunu buna bas 5 olsun, bunlar ölsün. Ama bunu kullanamıyor oluyoruz. Neyse bakalım şu çocuk ne veriyor bize. Yani bunu yapmam gerekiyor. Sen şunu 6 vurur ya bu çocuk istese diye düşünüyorum. Bu spelli bir şaman. Nature şaman herhalde. Nature şaman mı deniyor buna, ne deniyor? Bol bol speli var efendinin. Çok son draw ve spell, draw ve spell. Yeter be kardeşim, ne çok spell çektin ya o. Wow. Wow. Yüzümüze mi vurdu? Ne demek o şimdi? Spell vur sonra o spell'i çek mi? Ha, spell çek eğer onu bu tur kullanırsan diyor. Bir de diyor.
Evet, şimdi şunu bir basacağız. Bir kere şunu inersem. 3, 4, 5, 6, 7 vurabiliyorum aynen. Yani şunu inersem bunu basıp onu 1-1'e çeviriyorum. Sonra bunu buna basıp 7 mana oluyor ve kazanıyorum arkadaşlar. Burada okey miyiz? Bunu indiğimde ikinci kez excavate'imi tetiklemiş oluyorum oyunda. Bunu indiğimde bunu ortadan kaldırıyorum. Sonra bununla da buna buff verebiliyorum. 3, 4, 5, 6, 7 mana. Kazandık değil mi? Kazandığımız için şimdi oynamayacağız ve buna bakacağız. Neler geldi elimize. After you play the left or right most card in your hand, deal 1 damage to all enemies. Dormant for 2 turns. When this event deal 10 damage randomly split amongst all enemies. Ondan sonra life still deal 3 damage to a minion outcast. Draw 3. Outcast ne yapıyor? A bonus if you play. Yani sağından solundan oynarsan. Swap your hero power deal 4 damage. Wow wow wow. Wow wow wow. 5 zaten bunu taktığımda da vuruyorum yüzüne. After attacking minion your hero. Wow wow wow. I will not lower my you are. Ay dur ya. Bir şey deniyorduk. Evet. Sevgili değerli dostlarım. Bu da böyle bir desteydi. 4 maç mı attık abi? 5 maç attık. 4 win aldık, 1 lose aldık. Death Knight'a az önceki maç. Güzel. Fena değil. Hala çalışıyor gördüğünüz gibi deste. Yeni sezon başladığında 2 gün sonra bununla hızlıca çıkabilirsiniz. Deste kodunu da açıklamaya ekliyorum. Bir önceki videoma çok fazla "Ağabey neden deste kodlarını da paylaşmıyorsun?" diye çok dediniz. Şimdi de bir açıklama yapma gereği duyayım. Yorumlarda döndüm ama dostlar orada zaten spesifik olarak bir destelerden bahsetmedim. Meta olan sinerji destelerini yorumladım ama bir deste üstünden değil. Genel olarak atıyorum bir plug DK'nın kullandığı kartları söyledim ama bir plug DK destesi incelemedik orada. İşte bir agro paladin destesinde nasıl kartlar olur konuştuk ama hangi agro paladin, zaten ya agro paladin'in atıyorum çok fazla varyantı yok ama diğerlerinin varyantı vardı. Hani ben spesifik olarak belirlilerden bahsetmeyeceğim için paylaşacağım bir deste kodu yoktu orada. Genel olarak metada hangi desteler iyi konuştuk. İşte Sludge Warlock iyi ama Sludge Warlock'un sinlisi de var, sinsizi de var atıyorum. Farklı farklı alternatifleri var ya. Biz genel olarak konseptler üzerine konuştuk gibi diyeyim. Neyse bu şekilde açıklayayım. Böyle ama spesifik deste incelediğim videolarda kodu paylaşıyorum. Evet teşekkürler. Beni izlediğiniz için buraya kadar da izlediyseniz lütfen abone olun, yorum yapın. Yorumlarınızı okumakta, cevap vermekte keyifli bir komünite oluyoruz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Baş baş.